Rahmanur Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mevzumuz adalet. Bugün en kaç abim? 21. 21. 21. 2017. Ben böyle şeyleri çok seviyorum Mustafa. Evet abi. Nerede ne denmiş? Çünkü hakikatin ortaya çıkmasında zeminin çok önemli yeri var. Çünkü insan etkileyen zaman, zemin, kan, libas. Neymiş? Zaman, zaman, zemin, libas, kan. Adalet, hak sahibinin hakkını vermek gibi böyle zahirde bir lügat manası verdin mi? Tabii bu başka bir şey işte. Bir kere adalet, muvazene, muhakeme, nizam, intizam, ölçü ve hak sahibine hakkını vermek. Yazayım. Hemen bir geçen sıfatlarını okuyorum. Bir. Maalesef. Bunları atmıştık. Bunu atmıştık da gene geldi oraya. Onu atacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Nizam, intizam, bunu da atmıştık, nasıl geldi? Bunu da atıyor musun Abdülkadir? Hemen at ya kardeşim. Nizam, intizam, mizan, muvazene, muhakeme, hak sahibine hakkı teslim etmek. Etmek. Nerede bu? Başka katınıza ben hatırladım bunlar. Muvazene, muhakeme çok önemli. Bu adalet. Şimdi adalet kavramının içine gireceğiz. Konuşmalarımız onun üzerine geçecek. Metni bir okuyup istersen. Metni bir okuyorum. Adalet-i mahsa var. Şu başlıklarını yazayım. Allah Allah. Bu beyaz. Siyah. Kap siyah. Kalem ucu beyaz. Yani dünya böyle hakikaten ya. Ne gösterip ne veriyor. Adalet, bir. Atar mısın bunları? At ya. Çocuklar geliyor bazen de abi. Tamam işte. Tamam. Ama karışmasın. Yeniden tamam. Alacağız. Bir, iki, üç, dört. Neymiş o? Bir. Adalet-i mahsa. Mahsa mı? Evet. Doğru, evet. Adalet-i ilahiye. Adalet-i ilahiye. Adalet-i izafiye. İzafiye. Üç kategorisi var. Adalet-i mahsayı okuyorum. Bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Adaletin tam hakikisi, adaletin kendisi. Bir kişi her
gibi sayıyor. Bir gemide 99 zalim olsa, bir tane masum olsa o gemi batırılmaz. Bu adaleti mahse. Buradan ne çıkartıyoruz? Birin hayatı neyse Allah'ın nazarında herkesin hayatı da aynıdır. Burada ne ikinci çıkartıyoruz? Allah çoklu azlığa bakmıyor. Hakka ve doğruya bakıyor, kaliteye bakıyor. Birisinin yaratılmasına kullanılan ile binlerce insanın yaratılmasına kullanılan malzeme Allah için kolaylık zorluk olmadığı için hukuklar aynıdır. 7,5 milyar insanı koy bir tarafa, bir insanı koy bir tarafa, Allah için eşittir. Çok tuhaf değil mi? Akıl almıyor bu. Hasan abi, İkinci Dünya Savaşı'nda Erlang'ı kurtarmak diye bir hadise var. Bu Amerikan bir subay. Ne yapmayı? Japonlar Erlang'ı şey alıyorlar. Erlang mı? Erlang diye bir şey var, askerin oğlu. Japonlar bunu esir alıyorlar. Oğlu, çocuk. Yani genç bir çocuğu esir alıyorlar. Bunlar da Amerikan ordusu bunu kurtarmak için Japonya'ya adaya çıkarma yapıyor. Yani bir kişiyi kurtarmak için yani çok yüklü bir asker ölüyor yani. Binlerce asker olmuş mu? Olmuş bu olay. Bunun hatta filmini çektiler, yıllarca konuşuldu. Bu nasıl bir şey şimdi? Buradaki hadise mesela bundan... Mesela tabii onlar mesela şeydir ya, padişahın oğludur, her şeydir, normal bir adam değil. Yani mesela... Yani bir kişinin hayatını kurtarmak için o kadar insanı feda etmek... Adaleti mahseye girmiyor değil mi abi? Yok öyle değil o. Tabii. Ya onu soruyorum yani ben yani. Ya değil. Şimdi üçünü de beraber yaptık mı nereye gireceğini sen göreceksin. Hangisini gireceğini sen de göreceksin. Daha bitirmedim bunu. İlahiye de okuyayım, izafiye de okuyunca anlarsın. Devam ediyorum adaleti mahseye. Tam adalet. Bazıları adaleti eşitlik anlıyor. Tam senin sağ. Mutlak eşitlik fıtratta zıttır ve zulümdür. Mutlak eşitlik. Zulümdür. Mesela örnek vereyim ilk önce hatırıma gelen. Köpek de hayvandır, sığır da hayvandır. Familya bu. İkisine de ot vermek. Birisine adalet iken birisine zulümdür. Sığıra ot vermek, köpeğe kemik vermek adalettir. Fıtrata uygun muamele yapmak adalet. Yoksa eşitlik adalet değildir. Zulümdür. Fabrikada herkes çalışıyor. Aynı iş yapıyor. Ama kimisi katkı sağlıyor, düşünüyor, geliştiriyor. Ne bileyim. Her şeye, ustad da şöyle diyor, ustadın bir alemin. Kişi çalıştığı kadar vardı. Ayette var ya. Leyse lil insan illa masa. Kişinin çalıştığı kadar vardı. Ayette bu. Mesela fabrikada çalışıyor ama verimli bir tanesi çok şey, 60 yaşında bir adam. Emekliliği gelmek üzere, ötekisi 20 yaşında. Aynı mal çıkarmıyor. Her şeye hakkı hayatını vermektir ki, adaleti mahsa, ite et, ineğe ot vermektir, o da hayvan denemez. Bu adaleti mahsa. Tekrar geri geleceğiz. Konuşacağız. Şimdi adalet ilahi okuyorum. Adalet ilahi Allah'ın Celle Celaluhu adaleti ki ahirette tahakkuk edecek olan adalettir. Nedir o? Muvazini amal. Mesela bir iyiliğin var koy cennete, bir kötülüğün var koy cehenneme, at cehenneme yok. İyiliği kötülüğü şey yapıyor, ortaya koyuyor. Hangisi galipse öyle muamele. Adalet ilahi. Bizi en çok ilgilendiren belki de adaleti izafiye. Ona geldi. Evet. Çok önemli. Çok önemli derken onlar da zaten önemli de ama ona güç takat getiremeyeceğimiz bir sistem. Adalet izafiye buna adalet-i nisbiye de denir. Küllün selameti için cüz'ü feda eder. Küllün bir külün, büyün, bu büyük derken ille çoku veya bir toplum için bir fert feda edilir
olmakla beraber bir kişi ama İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi bir zat binlerce kişi onu kurtarmak için gidebilir. Çünkü o bir kişi iki gibi gözükürken toplumun ta kendisidir o insan. Toplum gibidir. Bazı insanlar, kimin şöyle cümle var ya Risale'de, kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Bir de okuyayım. Allah'ın adaleti, yani adalet-i izafiye, buna adalet-i nisbiye de denir. Küllün selameti için cüz'ü feda eder. Cemaatin selameti için ferdin hakkını nazara almaz. Buna ehven-ü şer diye bir nevi adalet-i izafiye yapmaya çalışır. Mesela siyasi tam bir günü gelmiş şimdi. Parmak kesiyor bir tanesi, bir tanesi kol kesiyor. Ama mutlaka kesilecek. Kolu kurtarmak için parmağı feda edilir. Mesela bir nur talebesini uygulayayım bunu. Ehven-i şer buradan çıkıyor. Azam-ı şer için ehven-i şer tercih edilir. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi parti değildir. Partidir ama değildir. Nedir o? Bir ideoloji değildir. Şey, idealist değildir Kemalizm. İdeolojidir. Çünkü adam kesmiş. Benim gibi düşünmüyorsun. Yani ideoloji ile idealistlik arasındaki farkı söylüyorum. İdeoloji sahibi benim gibi düşünmeyeni hakkı hayatı yoktur. Yaşamaz. Yaşamamalıdır. Bu ideoloji. PKK ideolojidir. Yani öldürüyor yani. Öldüren her bir öğreti ideolojidir. İdealist, sen nasıl düşünürsen düşün. Ben kendi düşüncemi savunurum, anlatırım, yayarım. Ama senin ölmen gibi benim bir problemim yok. Bu idealist. Çünkü idealist der ki, öldürerek onu öldüremem. Çünkü öldürürsem daha kuvvetli nesil gelir arkadan. Onun düşüncelerine kuvvet verir. Bir idealist öyle demişti. Eğer beni onu diyor mağlup etmeden öldürürsem onun kanı arkadan onun gibi insanların çekirdeğini sulamış olurum diyor. Daha gül gelmesine sebep olur. Nasıl gül? Gibi. Devam ediyorum. Ehven-i şer. Adalet-i mahsa kabili tatbik ise, yani 99 zalim bir kişi mazlum gemide, bu mümkün ise adalet-i izafiye gidilmez, gidilse zulümdür. Gidilse zulümdür. Adaletin bir sureti var ki, ses yapıyor ya, bunu kapatalım. Adaletin bir sureti var ki, beşerin efalini tanzim ediyor. Her şeyin şunları var ya, bunu da koyayım. Her şeyde kullanabilirsiniz ve konu araştırırken de size çok büyük katkısı olur. Yani konuya daha hakim olursunuz. Konuşurken, araştırma yaparken. Nedir o? Sureti kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti. Uygulayayım istersen bir tane. Örnek vereyim. Mustafa baktığı için çok ciddi. İmanı yapayım. En zor. İman. İmanı yapıyorum kardeşim. İmanın sureti. Namazı yapabilir miyiz abi, namazı? Namazı da yapabiliriz. Bunu bir tamam. yapayım. İmanın sureti eylemlerimiz. Fiile dökülmüş. Eylemlerimiz, eylemler, simalarımız, ibadetlerimiz, ubudiyet değil. Tamam. Namazı da bu arada yapayım. Suretin ibadetlerimiz. Kanuniyetin ubudiyetimiz. İbadet ve ubudiyet
dağlar kadar fark var. İbadet, eylem, oruç, namaz, niyaz, helal haramlarımız. Ölünce bu bitiyor. Ubudiyet, insanın insan oluşu. Aç, fark, noksan, kusurunu devrutte etmesi. Acizliğini, fakirliğini, kusurunu, noksanını devrutte etmesi. Ölünce de mahluksun. Ölünce de Allah'ın Allah'tır. Rububiyetine karşı itaat et. Evet. Çok güzel. İşte bu. Şimdi kanuniyetini söyledim namazın. Şimdi imanını söylüyorum. İmanın nuru yeri olmadığı için kısa yazıyorum. Ve kuvveti. İmanın iki tane kolu var. Nuru var. Kuvvet, imanın nuru. Bu mahluktur. Nedir o? Kuvvet maziyi tamir eder. Mazide bir sürü günahlarımız var ya. İmanın kuvvetine göre mazi nasıl tamir olur? Tövbe ve istiğfar. Tamam, tövbe ve istiğfar. İmanın nuru geleceği tamir eder. Yani insanın en büyük sorunu kabir sorunudur. Yani fizikle, kimyayla çözemezsiniz kefenden sonrasını. Onun imanın nuru çözüyor. Bu mahluktur. Namazda ne demiştik? Sureti namaz, niyaz, oruç, ibadetlerdir. Namazın kanuneti insanı insan yapan aslı değerleri yok olmayan enfus alettir kanuni. Kişinin kendisidir. Ubudiyeti. Nedir o? Ad, fark, noksan, kusurun devleti edip insan oldu. Şimdi imanın hakikati insanla alakası yok bu. Hakikat deyince hemen etiketi yapıştırın. Esma ilahiyedir. Hakaik eşyayı sabit et. Yani her şeyin hakikati esma ilahiyedir. İmanın hakikati lef-i mahfuzla arşın cemidir. İmanın. İkisinin cemidir. Mahiyeti de Allah'tadır. Namazın hakikati neydi? Şeyde geçiyordu. 9. sözde. Hatırladın mı neydi? 16. sözde var. Dönmüş ya da. Neydi hakikati? Külli ubudiyete mazhar olmak yani. Külli ubudiyete nedir o? Külli ubudiyet yani Esma-i Hüsna'nın aşya bütünlüğüne mazariyet olmasıdır. Mazariyet kesbetmektir. En cami mazariyet yani aynı şeyi kullanacaksın onun için dedim. Hakikat nedir? Lef-i mahfuzda arşın bütünlüğüdür. Namaz nedir? Vahiy en güzel göstermek. Lef-i mahfuz. Arş demek Esma-i İlahiye'yi en güzel gösterebilmektir. İkisinin cemidir. Kur'an vahiy nerededir? Lef-i mahfuzda. Esma'nın perdesiz tecelli ettiği yer neresi? Arş. Şöyle diyeyim. Buraya koyabiliriz abi. He? Yok şuraya. Nereye? Burası. Ha yapayım. Burası. Bak şimdi. Şu lef-i mahfuz. Şu yukarıdan aşağı iniyor. Tabi bizim Zeytinburnu'da yukarıdan aşağıdır uzunlama. Tabi. Yukarıdan aşağı bu bitiyor, bu başlıyor, bu böyle uzundur. Bu dimağdır. Vahyin olduğu yer. Arş nerede? Arş burada. Şimdi lef-i mahfuz vahyin tecelli ettiği yer. Kur'an'ın indirildiği yer. Lef-i mahfuz. Arş ise esmaların perdesiz tecelli ettiği yer. Şimdi namaza yapalım. Vahye ve esma-i ilahiye azami derecede mazariyettir. Ha? Şimdi mahiyetini söylüyorum, bunu kaldıracağım. Mahiyet deyince Murat hemen şeyi yapacaksınız. Etiketi sıfata koyacaksınız. Hakikat tabirini görürsek esmaya, mahiyet tabirini görürsek sıfata. Peki vahyin, lef-i mahfuzun sıfattaki karşılığı hangi sıfattır? Kelam sıfatı. Arşın karşılığı nedir? Haydır. Ha, demek ki namazın da mahiyeti de odur. Allah'ta mahiyeti Allah'ta olan yani
subuti sıfatta. İmanın ise, imanın Allah'taki karşılığı. O mahluk değil. Tamam, bunu geçiyoruz çünkü dersimiz bu değil. Dedik anlamı, hakikati, mahiyeti var dedik ya. Bu meseleyi anlamak için daha küçüklerden örnek versek. Mesela uyku. Uykunun sureti nedir, kanuniyeti nedir, hakikati nedir, mahiyeti nedir? Mesela açlık. Bunu ihata edebileceğimiz mesela imanı, bu sefer meseleyi anlamakta zorlanıyoruz ya. Basit bildiğimiz meseleleri mesela uykunun sureti nedir? Uykunun kanuniyeti nedir? Uykunun hakikati nedir? Uykunun mahiyeti nedir? Tamam. Açlığın nedir mesela? Mesela biz bununla bu dörtlüğü anlamış oluruz. Daha sonra bunu imana tatbik ederken daha kolay olur. Şimdi hem bunu tatbik etmekle imanla birleştirmeyi aynı anda yapınca daha zor bir hale. Mesela uyku yapalım. Mesela. Uyku varlıktan çıkmaktır. Sureti. Tamam mı? Bir kere ruh, uyku ruhta yoktur. Ruh uyumaz. Onun için zaten rüya görür. Şimdi sureti nedir? Varlıktan çıkmaktır. Sanki Adem. Her şey var sende ama her şeyin yok olduğu. Uyuyarak her şey yok oldu. Sureti bu. Kanuniyeti insanda bedensel bir hayattır. Fonksiyon. Yani ruhun ruhla beden ilişkisinde bedenin, bedensel bir hayatın devre dışı oluşu. Hakikati uyku, bilmiyorum hangi esmaya baktığını bilmiyorum. Sinetum ve lanayon. Allah uyumaz. Uyumaz. He, uyku tutmaz. O da olabilir. Şey olabilir. Tabii şimdi kayyumiyet. Kayyumiyette kullanıyor o ayeti üstad. O 31. penderde ya bir zıddiyet diyor ya. Yani 3 tane aynadarlık var. Biri hani gecede nurun parlaması. Evet. Yani ama bu kayyumiyette şey tutuyor. Şeyi. Aynı evet. Zıddiyet ama. Sinetum ve lanayon. Mesela Musa aleyhisselam da bunu kullanmış. Hatırladım onu. Musa aleyhisselama demişler ki Allah uyumaz mı? Uyumaz demiş. Nasıl olur demiş yani bir. Hani Allah'ın uymadığını nasıl anlayacaksın? Demiş ki en güçlü adamınızı getirin. Getirmişler. İriyar bir adam. Testi o zaman toprak ya. Tut demiş. Ben sana bırak diyene kadar. Tabi deney yaptıkları için adam kanaat etmiş. Tabii ki adam belirli bir zaman sonra, gün sonra işte neyse. Uyuyor. Uyuyunca elindekiler düşüyor ve kırılıyor. Testi. O zaman diyor ki Musa aleyhisselam, Allah da bunun gibi uyusa bir yıldızlar düşüp kırılırdı. Ha demişler. Ondan sonra uykunun Allah-u Alem mahiyeti herhalde tekvini. Sıfat-ı zatide tekvine bakıyor. Çünkü Adem cinsinden olduğu için. Ademler tekvine bakar. Devam edeyim. Adaletin bir sureti var ki beşerin efalini tanzim ediyor. İki, adaletin hakikati var ki insanın ruhunda bulunan istidatların inkişafı ve 18 bin alemin inbisatı adına yapılan muameledir ki ahiret esasına göre sana muamele ediliyor. Yani adaletin zahirde hakikati bir sureti var, bir hakikati var. Sureti neydi bir daha söyleyeyim. Beşerin efalini tanzim ediyor. Olmaz. Tamam. Ver hakkını. Borcunu öde. Tamam mı? Yani bu adaletin sureti. Adaletin hakikati şu. Bir daha okuyorum. İki. Adaletin hakikati var ki insanın ruhunda bulunan istidatların inkişafı ve 18 bin alemin insanda İmbisat, yani bu çekirdeklerin ağaç olması adına Allah'ın sana, seni bilmemedin, bunların inkişaf etsin diye sana yapılan muameledir ki, sana Allah niye muamele ediyor? Hastalık veriyor, kolun kesiliyor, dert veriyor, çocuğunu alıyor, çocuk veriyor, çocuk vermiyor vesaire. Bu 18 bin alemin senin aleminde inkişaf etmesi için senin hikmetini bilemediğin ama hakikatça malum 18 bin aleme ağaç olmak için sana yapılan muameledir ki ahiret esasına göre sana muamele ediliyor. Allah bana niye böyle yapıyor? Bir,
Allah senin ahiretteki ağaç olma hakikatını olsun diye senin çekirdeğini yaptığın muamele bu. Niye abi? Ya domatese ektiğin zaman yaptığın muameleyle pamuğu ektiğin zaman yaptığın muamele aynı mı? Kedi doğduğu zaman yaptığın muameleyle sığır doğduğu zaman yaptığın muamele aynı mı? Allahu Ekber, hatırladım. Bu akşam rüya gördüm. Bu akşam rüya gördüm şey. Hayır, inşallah ama dikkat gerekiyor galiba. Bir yere gidiyorum. Bir yere gidiyorum, ders yapacağım. Tam böyle tahtanın yanına gidiyorum. Tahtanın altında iki tane yılan var. Kahverengi. Bir tane ufak, şu kadar, yani parmak kadar, yani şunun kadar kalın. Ama kahverengi böyle. Şu renkte, şey sarı titrak. Ötekisi de aynı renkte ama biraz da kalın. Ben gidince böyle duruyorlar, saldırma yok. Böyle çekiniyorlar. Ondan sonra ya ben de çekindim ya, başver dedim tahta. Geri çekirken aklıma da kaçıyor. O böyle kaçıyorlar, ben de böyle kaçıyorum. Ben oradan kaçıyorum, onlar da oradan kaçıyor. Böyle bir rüya bu akşam. Yılan. Yılanı biliyorsunuz, tevhile gerek yok. Düşmandır. Kahverengi ama siyah değil. Şimdi gelelim gene şey, adaletin sureti. Yap, yapma, ver hakkını, ver, yap, gibi. Hakikatını da anladık. İnsan bir çekirdektir. Sana yapılan muamele, herkese yapılan muamele, ahiretteki ağaç olmak içindir. Sen bir tanesi musun, ötekisi pamuktur. İkisi de nebattır ama muamele farklı. Adalet onun için, hakikati farklı. Üç, zaten üç tane adalet vardı ya. Bir, adaleti mansap, adalet ilahi, adalet izafiye. Üçüncü bir şey, adaleti mahsa olan üçüncü, yani sırada birinci. Adaleti mahsa olan adaleti mutlaka ise Cenab-ı Hakk'ı sıfat-ı sübutiyetindeki iktizaları. Yani adaleti mahsa neymiş? Adaleti mutlaka ise, adaleti mahsadır. Adaleti mutlaka budur. Bu Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı sübutiyesinde sem, basar, ilim, irade, kudret, kelam. Bu sıfatların iktizasını hazırlamaktır. Ortaya çıkmasına vesile olmak. Bunun mahiyetini biliyoruz. Bunun da iktizasına göre muamele ediyor. Bu adaleti mahsabı. Yani sıfat-ı subutiyenin insan aleminde tezahürü gerekiyor. Onun için hayat, bir tane hayat, bütün insanların hayatı gibidir. Mesela bir ağacı yapmak için yapılan masraf neyse, dünyanın üstündeki ağaçları yapmak için aynıdır. Hep bir ağaç içinde güneş lazım, bir ağaç içinde güneşin dünyanın dönmesi lazım ve nem derecesi lazım, bilmem ne, buharlaşma aynı. Aynı. Demek ki üç tane adalet var. Bir, adaleti mahsa. Adaleti mahsa mevcuta bakıyor diyebilir miyiz? İnsana bakıyor. Adaleti mahsa, ben şöyle şey yapayım. Adaleti mahsa sıfat-ı subutiyenin zuhuru. Tamam mı? Sıfat-ı subutiyen. O zaman şeydir. Sureti, adaletin, hakikati, mahiyeti. Yapayım şuraya. Adaletin mahiyeti, hakikati, sureti. Şimdi adalet-i mahsa sıfat-ı subutiyedeki sem, basar, ilim, irade, kudret, hayat, kelam. Subuti sıfatların insan aleminde gözükmesidir. Adalet-i ilahi ise İnsana yapılan muameleyi nereye göre yapıyor? Niye buna böyle yaptı? Niye buna su veriyor bu bitkiye? Niye buna vermiyor? Buna her gün su veriyor, buna haftada bir veriyor. Bu insan bir çekirdeğe benzer, ahirette ağaç olacak. Şu an ahirette ağaç olacak derken gelecek değil, şu anda ahirette ağaç oluyoruz. Tamam.
Şu anda bana yapılan muamele, kanserdir, hastadır, kadındır, erkektir, kafam kırıldı, fakirim, içeri aldılar, dışarıya çıktım. Bu Allah'ın bize yaptığı muamele 18 bin alemlik hakikatimizin ağaç olma serüvenidir. Herkes de farklı bu. Mesela bambu ağacını çay ağacıyla aynı değil. Mesela ona bambuyu sularsınız, ekersiniz biliyorsunuz, çıkmaz. 5 sene hiç çıkmaz. Sen ne dersin? Allah bilmem neyin versin diye. Sakın atana. Hiçbir şey çıkmadı ki. Meğer bir sene de sabır çekmişsin. 6. sene suladığın anda bir senede tam 26 metre çıkıyor. 5 sene hiç çıkmıyor. 6. sene çıkıyor. Yani demek ki ona yaptığın muamele farklı. Sureti ise adalet-i izafiyedir. Adalet-i izafiye. Adalet-i izafiye şeydir. Küllün selameti için fert feda edilir. Beşerin efalini tanzim eder. Şimdi onun yapılıyor. Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki sıkıntı bu iki içtihadi faktör kaynaklanıyor. Peki kanuniyetine ne diyoruz abi şimdi? Kanuniyeti insanın kendi anlayışını, onu koymadan. Mesela insan, kanuniyet deyince insan koyuyorsun ya. Yani her şeyde şu kanuniyeti var ya. İnsanın kendisi. Bu üçü insanın dışında oluyor. Yani anlayışımız, bizim adalet anlayışımız. Bizim ondaki durumumuz. Bu üç tanesi demek Allah'taki yani şey. Yani şeriattaki. Bizim dışımızda bize yapılan muamele. Ama bunu kabul edersin veya etmezsin. İşte sendeki enfusi inkişafın. Bu senin dış dünya. Zaten bunlar da üçü dış dünyadır. Sureti dış dünyadır. Hakikati, mahiyeti de dış dünya. Kanuniyeti sensin ya. Yani. Senin anlayışın. Yani o zaman ne diyeceğiz? Bu üçünü fark eden kişi. Fark eden kişi. Peki nedir o? Muvazenesi, muhakemesi. Yani bir eline kantar, bir eline metre. Tamam mı? Vezin, kantar, muhakeme. Metre, hak sahibine hakkını vermek, mizan sahibi olmak, intizam sahibi olmak, nizam sahibi olmak, bu insanın kendisi. Kanuniyet deyince insan anlayacağız. Bu üçü, zaten sureti de insan anlayacağız değil, insanın insani ilişkilerdeki ortaya çıkan sistemi. Mesela ben bir şey yaptım ama seni etkiliyor. Şöyle diyeyim, hürriyeti mutlaka yoktur, zulümdür. En büyük zulüm, adaletsizlik, hürriyeti mutlakadır. Dağdaki ustad der ki, dağdaki vahşi hayvanlarda olur. Ne demek hürriyeti mutlaka? Ben her istediğim her... Sınırsız. O zaman senin hürriyetin mi kalır? Mesela senin arabana geldim. Vallahi bunun camını nasıl kırıldığını hiç görmedim. Hakikaten görmedim senin arabanın camını nasıl kırıldığını. Ben nasıl kıracağım? Engel olacaksın tabi. Ne yapıyorsun kardeşim? Yani engel hürriyet oluyorsun. Demek ki benim hürriyetim senin hürriyetin dairesi de olmalı. Mutlak hürriyet olmaz. Hürriyet nedir? Başkalarının hürriyeti içerisindeki hürriyetim hürriyettir. Yoksa başkasının hürriyetini ortadan kaldıran hürriyet zulümdür. Oradan çıkıyor zaten. Adaletsizlik buradan çıkıyor. Mutlak hürriyetten çıkıyor. En büyük sıkıntı o zaten. He? En büyük sıkıntı o zaten. Evet. Siz ilk geldiğinizde bana hürriyet diye konu vermiştiniz. Ben hürriyetle ilgili şey yapmıştım. Ne yaptın sonra? Ne yaptın? Bayağı, yani birkaç tane not almıştım. Mesela yani bir sınır çizilmesi lazım ya hürriyette. Bir sınırın olması lazım. Ben gündelik şeylere tatbik etmeyi daha şey buluyorum. Mesela en basit futbol. Futbolda kenar çizgilerini kaldır. De ki istediğiniz gibi koş. Futbol ortadan kalkar. Futbol yapan kenar çizgilerin sınırlanmış olmasın. Mesela futbolda her şeyinle topa giremezsin. Sınırlıdır, elinle giremezsin. Futbol bu yapar. Elinle her şeyle gireceksen futbol ortadan kaldırmış olursun. Yani çizgileri, bütün sınırlamaları kaldırdığında şey biter, sistem biter. Hatta yeni bir, mesela biz beşimiz bir yeni bir oyun bulacağız. Oyunun sınırları ne? Önce bir sınır koyacağız. Oyuna bir sınır koymazsan yapamamış olursun. Oyun bile yapamazsın yani. Bir şeyi sınırlayacaksın ki
şey olsun. Hatta ödül ceza rıza sistemi. Önce bir hani cehennem bahsinde söylediniz. Bir oyun yapacağız. Bu oyunun ödülü ne? Oyunun cezası ne? Oyunu yapmaktaki manen ne? Rızası ne? Bunu yaptık velev ki. Ne sistem kurarsanız kurun, hatta işçi çalıştırırken bile ödülün ne? İşçi çalıştırıyorsun, ödülün ne? Maaş. Cezan ne? Bu. Rıza, ama rızası olması lazım. Yani işverene karşı ya da şeyine karşı bir rızan olacak ki bu iş yürüsün. Sadece ödül için çalışan olursa ya da sadece ceza için çalışan olursa. Ödül, ceza, rıza sistemi kurulan bütün sistemlerde cari aslında. Allah da koymuş bu sistemi. Ödül, ceza, rıza sistemi. Aynen. Zaten haşrin delillerinden birincisi bu abi. Yani hiçbir saltanat yok ki o saltanata itaat edenlere mükafat, etmeyenlere mücazat vermesin yani. Böyle oyun bile yok. Böyle bir herhangi bir oyun bile yok. Herhangi bir hani mesela doktorsun, doktorluktan atılma şeyleri var. Yani bir şey yaparsan doktorluktan atılabilirsin. Yani sistem seni doktorluğun dışına atabilir. Cezası var. Evet. Organ kesip satarsa atılırsın. Atılırız mesela öğretmenliğin cezası var. Sen çocuğa parayla not satarsın ya da ne bileyim bir olmadık bir şey yaparsın. Cezası. Her sistemin bir atılma şeyi vardır. Mesela şeriatta şeyi hani ölüm cezasını kılıyorlar da her sistemde atılır. Futbolda atılmamak kırmızı kart. Bir hata yaparsan atılırsın oyundan. Direkt değil mi? Kırmızı kart. Kırmızı kart atılırsın. Hatta mesela doping. Doping yaptın komple futbolculuğun. Komple atılırsın yani. Komple. Lisansın iptal edin. Ve bu bütün sistemlerde cari. Mesela biz Muhasebeciliğin atılma şeyi. Bunu yaparsan atılırsın diyor. Sen bir sistem kur. Mesela vatandaşlıktan atılmak var. Bir şey yaparsan vatandaşlıktan atılabilirsin. Sen bir sistem kuracaksın. O sistemden atılma ihtimali olmayacak. Öyle bir sistem kuramazsın. O yüzden ölüm cezası yani fıtridir, olması lazım. Buradan atılma, hayattan atılma şeyin olması lazım yani. Yani insaniyetten de atılabilir yani. Atılabilirsin insaniyetten. Atılman da lazım zaten. Evet. Güzel. Şimdi hürriyeti nasıl tanımladınız abi? Başkasının hürriyetine müdahale etmeden istediğin kadar hürsün. Yani münazarat da diyor. Hürriyetim, hürriyetinin dairesi kadar. Dairesi kadar. Yani bütün insanların bir mahrem alanı var. Hürriyetleri var. Benim hürriyetim, senin hürriyetin bana verdiği hürriyet kadar. İstibdat onu da geçen aslında ortadan şey, kaldırmak. Onu da ortadan kaldırmak. Evet. İstibdat o. Yani peki o... O da acayip bir şey o zaman. Her yerde gözüküyor ya. Her yerde. Hayatın kendisi bu. Ben bu dersi kaç aydan beri veya bir seneden beri duruyor ama hiçbir yerde yapmadım. Kimle yapacağım ki? Muhatabım. Peki şöyle Esma noktasından baksak abi yani Cenab-ı Hakk'ın adalet Adl ismine bakıyor. Şimdi orada üç tane yapmıştık ya. Şimdi bu Adl isminin tecelli eden kısmı adaleti mahse desek tecelli eden kısmı tecelli edebilir imkanat dairesindeki kısmını adaleti izafiye desek adalet-i ilahiye bakan kısmına da zata bakan adıl ismi diyebilir miyiz abine? Diyebilirsin tabii. Bu kanuniyeti kullan yani. Bak adam bir şeyde kullandı. Harika. İşte bu kanuniyet oldu şimdi değil mi? Tabii kanuniyet yani. Senin o düşündüklerin insandaki yaptığı tesire göre yorumlamak. Evet. Ama bu sistemin adı. Bu sistemin sahibi olmak. Yani reddetmek. Sana, senin içsel alemindeki bunun bakışı. Bu kanuniyeti. Hürriyetten başka ne bulmuştun? Çalıştın ya. Yani hakikaten hangi beşeri sistem var ki olmasın ki şey olmasın, yok, cezası olmasın, mükafatı ve mücezat olmasın. Yani oyunlarda bile öyleymiş yani. Oyunlar bile. Yani bir tanesi der mi ki ya zulüm yapıyorsunuz bana kırmızı kart verdiniz. Mesela kadınlar derler ama işçi hukukunda eşit olması zulüm olur yani. Çünkü o hamile kalıyor. Onun bir doğum izni olması lazım. Ben hamile, ona farklı da muamele etmen lazım. Desen ki fabrikada veya iş yerinde o hamile kaldı 3,5 sene kafadan izin alıyor. Ben de senede bir hamile kaldım dese erkek. Bana 3,5 sene verin. Olur mu? Yani şimdi anne hakkını veriliyor, babaya verilmiyor normalde. Sen eşit dersen kim çalışacak? Eşit demezsen onu hamile nasıl çalıştıracaksın? Yeni doğum yapmış nasıl çalıştıracaksın? Eşitlik yapamazsın. Ona özel muamele yapmak zorundasın.
Yani bu buradaki adaleti sağlayabilmek için ona farklı muamele yapmak zorundasın. Eşit yaparsan hani Almanya'da 2 yıl ben bizzat bilerek konuşuyorum. Aynı işi yapan, aynı gün giren işe ikisi, kadın erkek aynı işe girmiş, aynı işi yapıyorlarmış. Kadın az maaş alıyor. Almanya sisteminde. Mesela bizim bir şeyimiz aynı mükelleflerden birisi yazmış, bay eleman arıyorum diye. Bay eleman. Satış yani erkek eleman arıyorum. Bilerek niye erkek arıyorsun? Senin işini bayan daha iyi. Yani satışta bir de bayan daha iyi çözmez mi senin işini? Şey, abi bayanla uğraşılmıyor diyor. Yani geliyor 2 yıl sonra ben evleneceğim diyor. Bir 3-5 ay yok. Sonra hamile kalıyor. Biz yetiştiriyoruz. Bayanla uğraşamıyorum diyor yani. Ben bayanla iş yapamıyorum. Mesela benim bir fabrikatör arkadaşım vardı. Çorap fabrikası vardı. 150 tane işçisi var. Herkesi topluyorum diyor. Şey yapıyorum, çorap yapacağım. Günde kaç tane üretiyorum? 160 tane üretiyorum günde. Bir kişi 160 tane çıkarıyor. Oradan hesabı yapıyorum. Sözleşme imzalıyorum. Sana 30 bin çorap gönderdim. Tamam. Bir günde opsiyon tanıdım. 30 bin çorap. Ne kadar günde biter? 8 günde. Sözleşme imzalıyorum. Adam diyor ki 9. günde, eğer 9 günde üretirsem bana 8 gün söz ver. 9. günde üretirsem şu kadar ücretinden keserim diyor. Satış şeyinden kesiyor. Fabrikadakileri topluyorum diyor. 150, 100, 100 küsür kişiyi topluyorum diyor. Arkadaşlar böyle böyle işe aldık. 30 bin çorap üreteceğiz. Hani lütfen dikkat edin. Başlıyorlar diyor. Bir bakıyorum 130-135 kişi başı 130-135 üretilmiş. Ben bu takvimde 30 bin üretemeyeceğim. Herkesi bir daha topluyorum. Arkadaşlar biraz sert konuşuyorum. Sert konuşuyorum. Erkek tarafı sert konuştuğumda 160-170'lere çıkarken kadın tarafı 80-90'ları. Ya aynı şeyi söylüyorum. Ben bunu yetiştiremezsem batarım. Sözleşme imzaladım. Kadın tarafı, kadına söylüyorum, kadın ters tepiyor. Erkek arttırıyor ürettiği çorabı, kadın arttırmıyor. Yani mantıkları farklı. Yani onları aynı muamele edemezsin. Yani kadınla erkeği bir toplayıp aynı şeyi söylersen olmaz. Erkeği toplayacağım bir şey söyleyeceğim, kadını toplayacağım bir şey söyleyeceğim. Nasıl farklı çünkü. Nasıl bir şey burada eşitlik sağlarsan zulme uğrarsın yani. Ya. Sistem seni dışarı atıyor. Ahırda köpek de var, koyun da var. Bir de adaleti izafiyede Einstein'ın izafiyet diye bir teorisi var. Yani burada isim benzerliği değil aslında o. Einstein izafiyette genel görelilik, yani genel izafiyet. Genel izafiyete göre hiçbir şey mutlak değildir diyor. Her şey izafidir. Yani birbirine göre oranlanır. Tek başına bir şeyden bahsedilmez. Mesela kaldı yani ben uzunum. Neye göre uzunsun? Evet. İkinci değerin ne? Nereyi referans aldın? Diyor ki evrende referans almadan herhangi bir değerden bahsedilmez. Bir tane referans alacaksın. Bu referansa göre bunun değeri budur diyebiliriz. Einstein'ın izafiyet teorisinin kabaca mantığı bu. Bu teoriyi sonra genel göreceliği, yani genel bütün evrende bu geçerli demiş. Önce bir yerde fark etmiş, sonra genele yaymış bunu. Bütün evrende bu kanun cariyede demiş. Burada da izafiyet surette var. Hani fizik sürekli surete baktığı için zaten. Adalette de izafi. Yani o kural hala geçerli. Her şey izafi. Sen mutlak adaleti surette yakalayamazsın, mümkün değil. Surette mutlak hiçbir şey yok zaten. Her şey izafi. Her şey birbiriyle kıyaslandığında bir değer alabilir. Bir referans noktası olduğunda bir değer alabilir. Senin referans noktan yoksa, şimdi mesela Allah'ı inkar edildiği durumlarda sen referans noktasını ortadan kaldırmış oluyorsun. Hani neydi? Nispet. O nispet etme. Vahidi kıyas. Vahidi kıyas bir referans almaktır. Vahitle kıyas ediyorsun yani. Sen kıyas edeceğin referans noktanı kaldırdın sen. Vahitle kıyas etme. Neyle kıyas edeceksin o zaman? Sabit bir nokta yok ki. Ben duruyorum. Kime göre duruyorum? Sana göre duruyorum. Ama dünya hareket ediyorsa ben hareketliyim o zaman. Aydan bakan birisi için ben hareketliyim. Sen benle duruyorsun diyemezsin ki o zaman. Mutlak olarak bana duruyorsun diyemezsin. Mutlak olarak bana hiçbir şey diyemezsin. Bir referans noktası alırsın.
Sen de referans noktan sürekli değişeceği için sabit bir şey yok ki yani, her şey değişiyor zaten. Sabit bir tek şey var, vahid. Vahidi kıyasla referans noktası sabit kalıyor. Bu sefer değerler sabit oluyor. O zaman izafi bir adalet, burada adalet olmuyor yani. Yani surette kalır. Surette kalır. Surette kalır. Hani efalimizi tanzim eder, yani iç aleminizi o kadar inşa etmez. Fizik sadece surete baktığı için, onun için adalet izafi olması doğrudur zaten. Yani mecburdur. Mecbur zaten, onun başka çaresi yok. Yok ki. Sen surette adalet mahsayı yakalayamazsın. Mümkün değil yani. Onu sureten olmaz yani. Bu şey mekana oturmak. Şöyle desek olalım. Adaletin mahsayı enfüste insan tatbik edebilir enfüsünde de. İzafiyeyi tatbik etmemesi lazım yani. Tam adaleti mahsayı yani. Yani mesela bir insana adaleti izafiyeyi, nisbiyeyi yapsa içinde ve dışında, içine niçin yaptı denilmez. Mesela genel görecelik kavramı, yani adalet izafiyeden türetilmiş veya bakılmış. Allah da böyledir. Yani bir referans aldığın bir mihenk noktası almadan hiçbir şeyi tanımlayamazsın. Ne nedir? Nereye göre nedir? Allah böyle olmadığı için gözükmüyor, bilinmiyor. Yani izafi olarak bir şey izafi edilebiliyorsa o da o cinstendir, mahluktur. Mesela bu kalemdir. Niye kalem? Defter olmadığı için. Başka bir izafi nispet yapalım. Bu kalemdir. Niye? Masa olmadığı için. Yani ama müstakil olarak ve her şeyi kaldır, buna nispet edilmeyecek bir şey olursa bu zaten vacip olur. İzafe edilemediği anda o mahlukattan çıkıyor, mahluk olmuyor. Ona ne deniliyor? Mutlak ve muhit olduğu için ona bir hudut tayin edilemez. Mesela şu anda radyo dalgaları yok mu? Var. Televizyonda var. Niye duymuyoruz? Çünkü izafe edilecek, nispet edilecek bir radyo yok. Onunla ortaya çıkıyor. Onsuz ortaya çıkartamazsın. Şimdi kalem örneği güzel bir örnek. Mesela o kalemle az önce dün derste de söyledik. Bir oradan diğer kalem versene, kurşun kalem versene dedik. Niye onunla yazdınız? O da kalemdi. Evet. O ona göre daha az kalem defter için. Evet. Aslında normalde kalem demiştim. Evet. Bu yazı. Hadi yaz oraya. O ona göre daha az kalem durumuna düştü. Evet. İzafe ettiğinde onun kalem olmadı artık. Senin ihtiyacın olan kalem olmadı. Bunu gözden kaçırırsa üç taneyi, bir tanesi de var kendisi, nisbi. Mesela nisbi de insana ait. Adaleti nisbiye. Yani izafiyenin içerisinde bir şey. Hı hı. Ama bunu nazara aldığın zaman insan bu dünyada da cennet havası yaşar. Yani niye böyle olur de dediği şeylerde cevap buluyor. Bu adalet mahsadır, bu adalet izafiyedir der. Bir de şey çok önemli. Adalet ilahiye. Bana yani izah et bakalım. Bana niye böyle muamele yapılıyor? Niye benim başıma bunlar geliyor? Adalet ilahiyeden dolayı. Ne demek o? Yani bakın izah edemezsiniz. Ben niye böbreğim yetmez oldu? Benim gözüm niye böyle oldu? Yani sana yapılan muamele adalet mahsadi, adalet izafiyedi, adaleti ilahiyedir. Sebebi sen bir çekirdeğe benziyorsun. 18 bin alemin çekirdeğisin. Bunun inkişaf etmesi lazım. Çekirdeklikten ağaç olman gerekiyor. O zaman sana yapılan muamele o gerekiyor. Mesela diyelim ki çay bitkisi senede bir budanır. Ve sulanmaz. Sulanmaz yani. Böyle bir şey yok. Pamuk ise her gün sulanır. O da bitkidir. O da bitkidir. Ha, onun toprak alemi altından aydınlık alemine çıkışı her gün sulamayla, onu sulamamakla. Ha? Mümkün. Ha demek ki herkes ayrı bir alemin çekirdeği olduğu için sana yapılan muamele o netice için yapılıyor.
Biz o neticeyi görmediğimiz için buradaki muameleye itiraz ediyoruz. Yani çok önemli, biliyor musunuz? Bir daha şu neticeyi, ahiret, şu ahiretteki senin durumunu Allah ikisini birden görüyor. Şunu görmeden, tanımlamadan, şuradaki izah etmeden, şurada sana yapılan muamele zulüm gözüküyor. Mesela toprağın altına çekirdeği atmak zahirde zulümdür. Niye zulümdür? Üstünü örttün. Karanlığa attın. Soğuk. Kimsesiz. Ama ağaç olmasını istiyoruz. Ağaca çekirdeği yapılan muamele çekirdek için değil. Çekirdeği yapılan şu muamele aydınlık alemindeki ağaç içindir. İnsan da bir çekirdeğe benzer. Sana yapılan muamele ahiretteki ağaç olman için. Bunun için yapılıyor. Kaç dakika oldu? Var mı böyle ekleyeceğim bir şey? Bir saate geldi, 50 dakika geçti. Hasan abi, Osmanlı Devleti'nde mesela Fatih Sultan Mehmet kararname çıkarmış. Kardeş katli vaciptir diye. Bu adalete izafiye mi giriyor abi? Adalet izafiyedir. Şöyledir. Ama genel değil. Mesela şöyle çıkarmış, onun altyapısını demeden bunu dersen çok tuhaf şeyler oldu. Paldır küldür bir yerde. Bazılarının altını doldurmadan denmez. Zarara sebebiyet verirsin. Mesela kardeş katli vaciptir. Böyle değil işte aslında. Ben de okudum. Öyle değil yani. Sen böyle bir cümle düz şey aldın. Değil o. Diyor ki saltanatın yani devleti İslamiye'nin devlet aliye. Aliye ve hilaf şeyin devam et, hilafet değil. Devlet-i Aliye devam etmesi için sadrazamlıklar, genel değil, toplumda kardeş kardeşi değil. Eğer diyor, devletin selameti büyüktür, adalet izafiye. Ferdin hukuku, komple devletin hukukuna göre pek değeri yoktur. İzafi bu. Adalet-i mahsa değil. Diyor ki, eğer şeyler diyor, prensler, yani gelecek padişah olacak kişiler arasında amca çocukları üçten üçü de aynı. Eğer kavgaya verip sebep olup devletin içsel savaşına ve parçalanmasına götürecek durumda ise akil dedikleri yani akıl hocaları ve o devlet-i aliyenin arka şimdiki tabirle derin devletteki beyin tabakası ferasetiyle tespit edip o iki tanenin ya içsel savaşa veya devletin bölünmesine sebebiyet vereceği kesin malzemelerle aynı istidatta gözüküyorsa, aynı kabiliyette olacak, hepsi de değil, aynı kabiliyete çok yakın olacaklar. Bir tanesi mesela diyelim ki kafasız bir çocuk. Ya üç tane lisan biliyor yabancı dil, ötekisi bir tane biliyor. Gene eşit değil. Yani eşitlikte çok yakın ise devletin içsel savaşına ve parçalanmasına vesile olacaksa bu şeyler, şartlar eşit olan şartlar, akil dedikleri devlet adamları kararı ile bir tanesi ortada kaldırırlar. Daha olmadı. Bu adalet-i mahsa değil, adalet-i zafiyedir. Ama bunu bilmezsen, niçin yaptın bunu? Devletin selameti için. Ama tek başına düşünürsen suçu neydi diye, o zaman zulümdür. Ama şeyin selameti, devlet-i aliyenin ve halkın bu kadar zulme uğramasından veya parçalanmasından göre bu adaletin izafiyedir. İzah edemezsin başka ya. Peki bunun tersini yapalım. Bu sefer zulüm olacak. Ne olacak? Peki yapmayalım bunu. Tersini düşün. Olur mu ya? Tamam, büyütsünler. İkisi de saltanat kavgasına girecek. Biri Yeniçerilere kışkırtıyor. Evet. Ne olacak şimdi? Eşit. Eşit güce sahip. Birinci. Bir tanesi birinci ordu komutanı. Ötekisi ikinci ordu komutanı. Ne kadar kan dökülecek? Bir kişi kan yerine kaç bin kan dökülmesini razısın? İç savaşta ne kadar dökülecek? Ya Suriye. 1 milyon insan öldü. Bir insan yerine. Değil mi? Yani... Ya ölenleri razı olacaksın. Bir insan ölmesin diye binlerce, milyonlarca insan kanı dökülecek.
Bunu mu istiyorsun? Hangisi daha zararlıdır? Efendim Murat'ın? Yani kavgayı hariçten içeri, ailesinden içeriden taşımış yani. Evet, yani masum insanlar birbirini yiyecekler, savaş yapacaklar. Mesela yürüyüş yapıyorum diye adam 1 Mayıs'ta arabaları yakıyor. E sen şimdi desen ki, ya adamın yürüyüşüne niye mani oluyorsun, kanun çıkarıyorsun, 1 Mayıs yürüyüşü şey yap. E yasak olur mu falan? Ama yakıp yıkıyorsun. E, kimilerini öldürüyorsunuz. Arabanın içinde adam, arabayı ters çevirmiş, ölmüş adam. Kalk gözünden ölmüş adam. E ne oldu şimdi? Yani devletin bölünmesi veya içsel savaş, kaç tane insan ölecek? E bir kişi yerine, bir kişi ölsün o zaman. Bu adaleti zaten. Osman abi, Yıldırım Beyazıt bu kuralı uygulamamış. Uygulamamış yani, değil mi? Uygulamamış. Devlet yıkılmanın eşiğine gelmiş yani. Osmanlı'da fetret olmuş yani. 12-13 sene. Ondan dolayı. Evet. Yani tarihçiler demiş keşke o da aynı kuralı uygulasaydı demişler. Devlet 200-300 sene geriye gitmiş yani. Görüyor musun? Görüyor musun? Yıldırım Beyazıt uygulamamış. Yapmamış mı? Sonra çocuklarından Çelebi Mehmet diğer çocuklara galip gelmiş de 12-13 sene savaşmışlar yani. 13 sene. Osmanlı'da olmuş. Peki bu kadar insanın kanı ne olacak? Ona sorulmayacak mı şimdi? Bütün o diğerleri yaptı da be padişah sen onlardan daha mı zekiydin? Sana sorulduğu zaman ne diyeceksin? Zaten o kararname bundan sonra çıkmış yani. Fetret'ten sonra çıkmış. Bakmışlar böyle böyle bir tehlikeli bir durum var. Ne kadar insan ölmüş değil mi? Kaç sene sürmüş o? 12-13 sene sürmüş. Ne iç hizmet şimdi yapabilmiş? Suriye'deki savaş 5 senedir sürüyor. 1 milyon ölmüş. O zaman da düşünelim ne kadar kişi ölmüş yani. Görüyor musun? 1 milyon. Bir kişi yerine 1 milyon. Şey Abdülkadir hangisine razısın? 1 milyon mu bir kişi mi? Bir kişiyiz. O zaman adaleti zarfiyle. Yani bir daha o zaman adam devletin bir numaralı adamıyken bunu yapmış yani. Şimdi sıradan ben 70 milyondan normal bir insanız biz. Bize deseler ki şu yakınını vefat ettirecek yani sen öldüreceksin. İslamiyet inkişaf edecek. Gene zor yapamaz yani. He. Bak o devletin bir numaralı adamıyken yapıyor onu. Kendisi. Allah'u ekber ya. Sen sıradan bir vatandaşsın. Dese ki sen kızını keseceksin, çocuğunu öldüreceksin. Yapamaz kendisi yani. Yapamazsın. Ama o devletin bir numaralı adamıyken yani. Ve bir numaralı adamı da kendi çocuğunu kendisi yapıyor. Eğer başkası öldürürse diyor benim ona kinim olur diyor padişah. Ama iki çocuğum var. Veya şeyler ondan sonra kardeşler ikiz olmuş veya eşit. Aralarında bir sene fark var. Ama kabilet eşit. Başkası bunu katlederse dedi. Şey öyle demişti Ebu Cehil'in oğlu İkrime evet. Radiyallahu anh. Ya Resulallah, babamı birisi öldürürse ben dedi, belki diyor yani, ben bir kardeşime kin, adavet, öfke yapamam, olmaz abi, belki ölür, olabilir diye kendimden güvenmediğim için korkuyorum, müsaade et bana, babamı ben öldürürüm. Dedi ya ki, İkrime'yi bırakın abi, Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi var ya, o mesela Müslümanlığa girdiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile yanıma fazla gelmesin. Gelmedi diye. Çünkü içinde şey olur diye. Allahu Ekber. Yani peygamberi ruh Müslüman olan Vahşi direğin arkasında dur diyor. Bakarsın içinde sana karşı bir nefret öfke olur. Allah beni tard eder diyor. İtidale bakar mısınız tamam. Ya? Yani padişah gidip de birisini cellat öldürtmüyor. Çünkü ona karşı çocuğum gitti. Onu her görüşümde çocuğumu hatırlayacağım diyor. Ona öfkem olacak. Hocam o sen suçsuz. Ben emretmiştim. Onu kendi eliyle yapıyor. Yavuz Sultan Selim abi kardeşini öldürmüş. Ondan sonra tabutunun altına girmiş. Ağlamış yani. Kardeşim demiş ne yapalım Allah böyle takdir etti. Ahirette beraber olacağız diye şey yapmış yani. Hangi istemiş? Yavuz Sultan Selim. Allah. Ağlamış yani çok. Allah. Onun tabutunu kendi taşımış yani. Peki tersini düşün. 600 sene nasıl gitti? Bakın şu anda neler oluyor değil mi? Yani kardeş kavgası demek Türkiye'de parti demektir. Kardeş kavgası devam etmemesi için başkanlık tek sistem lazım. Bazılar bu yabancı birini öldürüyor. Yani çocuğunu kendisi öldürüyor. Yabancı birini öldürüyor. Çingeneleri cellat olarak kullanıyorlarmış yani. Çingeneleri kullanıyorlarmış yani.
cellat olarak. Ha, onlar biraz daha böyle... Şahsiyeti olmadıkları için. Ha. Yani böyle üzülmemiz mi yok? Değilim, onlara değilim. Yaptırıyorlarmış yani. Peki. Vahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet.